Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı iki önemli bilgi vereceğim diyor. İhsan Başkan gelin detaylara birlikte bakalım. Günüz çalışılan personelin cumartesi 13'e kadar çalışacağı ve bütün personelin hafta tatilinin pazar olacağı. Cumartesi saat 13'e kadar çalışan personelin pazar gününe çalışması halinde fazla çalışma mesaisi alacağı yeni sözleşmede imza altına alınmasına rağmen maddenin çok açık düzenlenmediği ve net pazar günü hafta tatili olacağı yazılmadığı için Tereddütler oluşmuş ve birçok il müdürlüğü bu uygulamaya geçmemiştir. Yetkili sendikanın altına imza attığı bu maddenin uygulanması için gerekeni yapmasını bütün çalışanlar için arz ederim. Yeni uygulamayla geçen il müdürlükleri varsa yorum kısmına belirtirseniz memnun olurum diyor. Bakın maddeli burada var arkadaşlar. Çalışma süresi haftada 45 saattir. İşveren bu süre iş yerinin ve işin gereklerine göre 5 gün veya 6 gün üzerinden düzenleyebilir. Haftanın çalışılan günlerinde birinde kısmen çalışma uygulaması olan iş yerlerinde bu kısmi süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra kalan tam çalışılan gün sayısına bölünerek günlük çalışma süreleri belirlenir. Haftalık çalışılan günlerinde birinde kısmi çalışma uygulaması olan iş altıncı 6. gün yapılan kısmi çalışma saat 13'ten sonra iner, sonra erecek şekilde özetlenir diyor, düzenlenir diyor arkadaşlar. Dolay sendikasının imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle ilgili yaşanan problemleri gündeme getirmeye devam ediyoruz. Bilindiği gibi ara dinlenme dahil 12 saat çalışanlara iki öğün yemek parası verileceği imza altına alınmıştır. Fakat geriye dönük yemek ücretlerini hesaplarken sadece gece 12 saat çalışana iki öğün yemek parası hesaplandığını, gündüz 12 saat çalışan işlere tek öğün yemek ücretin verileceği haberleri geldi. Oysa maddede gece gündüz diye bir ayrım yapılmamıştır. Madde 12 saat çalışana çift öğün yemek ücreti verilir diyor. Bunun için geri dönük toplu para hesapları yapılmadan yetkili sendikanın diğer uyuşmaz konuları ile birlikte bu konuyu da ivedilikle çözmesini talep ediyoruz. Saygılarımla demiş. İhsan Başkan nokta atışları yapmış sendikaya duyurulur. Buradan sendikacı arkadaşlar varsa videoyu izleyen arkadaşlar siz de bu olaya bir el atın. İşçi arkadaşlar mağdur olmasın diyoruz. Arkadaşlar bizi Instagram'da da takip edin. Kamuşçu Haber Instagram sayfasını videonun altına bıraktım. Tıklayın. Orada da bizi takip edin deyip videoyu burada bitiriyorum. Hayırlısı olsun. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.